Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugün de pratik bir tatlıyla karşınızdayım. Gördüğünüz üzere elmalı harcım hazır. Elmalı tarçınlı harcım hazır. Mülköy hamurlarım burada. Çok az da cevizim var. Elmalı harcım içine ilave edeceğim. Şimdi karıştırıp sonra tatlıma geçeceğim. Ben elmalı harcım hazır da vardı. O yüzden hani tekrar bir daha harç yapmak istemedim. Ben yine de size tarifini vereyim. 4-5 adet orta boy elma, 1 su bardağına yakın şeker ve 1 çay kaşığı dolusu tarçınla yapılıyor. Elmalar tamamıyla suyunu çekene kadar soterlenecek. Suyu tamamıyla bittikten sonra, karamelize olduktan sonra artık tarçın ilave ediyoruz. Son etapta dilerseniz ceviz, fındık ilave edebilirsiniz. O size kalmış, isteğinize kalmış. Ben çok az ceviz ilave edeceğim. Çok fazla kullanmayacağım zaten. Bu elmalı harcım biraz fazla. Bunun yarısını kadar kullanacağım. Şimdi tatlımı yapmaya başlayabilirim. Elmalı harcımın yarısını bir tabağıma aldım. Onun içine boşaltacağım. Diğer yarısı zaten fazla gelir. Kullanmayacağım. Bu kadarı yeterli benim için. Şurada biraz da ince çekilmiş cevizim var. Onu da ilave ediyorum. Yani ilave de etmeye de bilirsiniz. Size kalmış. Yani ceviz ya da fındık daha güzel lezzet verir. Ben o yüzden ilave ettim. Karar sizin. Evet, elmalı harcım bu şekilde tamamlandı. Hazır yani şu anda. Şimdi milföylerimi alayım. Milföylerimi şu şekilde, zaten yumuşak gördüğünüz üzere, orta kısmından ikiye kesiyorum milföy hamurlarımı şu şekilde. Yine zaten ortalarından yine keseceğim. İşlemim bitti. Ama tekrardan yine ortalarından keseceğim. Evet, şu şekilde kesme işlemim de bitti. Artık yavaş yavaş tatlılarımı yapmaya başlayayım. Şimdi bu şekilde kesmiş olduğum bir kare milföyümü ikiye kesmiştim ya. Böyle aldım bir kısmına elmalı cevizli harcımdan yayıyorum. Şu şekilde. Diğer hamurumun da şu şekilde üstüne kesikler atıyorum. Aralıklı 4-5 kesik yeterli geliyor zaten. Şu şekilde bunu da hamurumun üzerine kapatıyorum. Ve bir çatal yardımıyla hamurumun yan tarafları açık kalıyordu. Çatal yardımıyla her tarafını kapanmasını sağlıyorum. Harcını biraz sanırım fazla içine serdim ki fazla olan harcı bir şekilde buradan alacağım. Şu şekilde tatlımız hazır. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimi, tatlılarımı dizeyim. Diğer milföylerimi de yine aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Kesik atmayı unuttum arkadaşlar.
Dediğim gibi 4-5 adet kesik yeterli geliyor hamurumuza. Yine temiz bir çatal alayım. Çatalımla az evvelki gösterdiğim gibi kenarlarını böyle kapanmasını sağlıyorum çatalımla. İnanılmaz güzel, lezzetli bir tatlı oluyor. Zaten milföy hamurundan yapılan gerçekten her şey çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Şu şekilde arkadaşlar. Milföylü elmalı payımı tamamıyla bitirdim. Hepsini şu şekilde yerleştirdim. Üzerlerine de yumurtanın akından sürüyorum şu şekilde. Bir adet yumurtanın akı yeterli geliyor, hatta kalıyor bile. Bu şekilde. Yumurta aklarımı da sürdüm elmalı paylarıma. Şimdi 180 derece ısıtmış olduğum fırınıma vereceğim. Daha sonra kızardıktan sonra servis aşamasında görüşmek üzere arkadaşlar. Milföylü elmalı paylarımı fırından çıkardım ve şu an ya ilk sıcağı geçti zaten, gayet güzel ve üzerine pudra şekeri şu şekilde ilave ediyorum. Yani elmalı kurabiyelerin üzerine de çok yakışır ya pudra şekeri. Yine aynı şekilde da elmalı olduğu için pudra şekeri ilave ediyorum üzerine. Çok lezzetli arkadaşlar. Hem de pratik. Hemen çayın kahvenin yanına yapılabilecek, hemen servis edilebilecek bir tatlı. Bu şekilde de servis tabağım alacağım inşallah. Ve çıtır çıtır. İnanın çok güzel görünüyor. Şu şekilde. Evet, ben hep derim ya mutlu sona ulaştık diye. Yine bir mutlu sonla karşı karşıyayız. Milföylü elmalı payım hazır. Kesinlikle çok lezzetli. Kesinlikle denemeniz gereken süper bir lezzet. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.